Arkadaşlar merhabalar. Yine 3-4-5'in kurumsal denemesinden güzel bir soruyu daha sizler için çözmeye çalışacağız. Bir inşaat iskeleti için ucuca belli bir miktar kalas. Kalasların birbirine değen uçlarına bir kelepçe takılıp kelepçelerin bir kısmı ikişer çivi ile bir kısmı üçer çivi ile çakılarak birleştiriliyor. Bu durumda kullanılan toplam çivi sayısı kullanılan toplam kalas sayısından 72 fazla oluyor. İkişer çivi çakılan kelepçe sayısı iki basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre toplam kalas sayısı en az kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım diye düşünüyorum. Örneğin bizim iki tane kalasımız olsa çivi çakacağımız sadece bir bölge olur. 3 kalasımız olsa çivi çakacağımız sadece 2 bölge olur. Kalas sayısının 1 eksiği kadar kısma biz çivi çakmak zorundayız. Kaç tane kalasımızın olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle gidiyor. Ben diyorum ki 2 çivi çaktığımız kısımların adedi x olsun. 3 çivi çaktığımız kısımların adedi de y olsun. Bu şu demektir. x artı y tane şöyle kalasların değme noktası olur. Az önce verdiğim örnek gibi düşünürsek eğer şu kalasların değme noktası x artı y tane ise kalas sayısının ne olması gerekir? x artı y artı 1. Çünkü 2 tane kalasımız varken bir tane ortak nokta, 3 tane kalasımız varken 2 tane ortak nokta geliyordu. Yani buradaki kalasların değen kısımları kalas sayısından 1 eksik oluyordu arkadaşlar. Burada 2 çivi çaktığımız kısım x tane, 3 çivi çaktığımız değen bölge y tane, x artı y tane böyle temas eden yer varsa x artı y artı 1 tane de kalasımızın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi iki çivi çaktığımız x tane kısım varsa 2x tane çivi kullanmışız demektir. 3 çivi çaktığımız y tane kısım varsa 3y tane çivi kullanmışız demektir. Kullandığımız toplam çivi sayısı kalas sayısının 72 fazlasıymış. Kalas sayımız da buradaydı. Yani bu x artı y artı 1'in kaç fazlasıymış arkadaşlar? 72 fazlasıymış. Buradan 2x artı 3y eşittir. x artı y artı 73 gelir. x ve y'yi buraya atarsak x artı 2y'nin 73 geldiğini görmüş oluruz arkadaşlar. Burada bize diyor ki ikişer çivi çakılan kalas, şey, kelepçe sayısı diyor arkadaşlar. iki basamaklı bir sayıymış. Yani x'imizin iki basamaklı bir doğal sayı olmasını istiyor. Toplam kalas sayısı en az kaç olur demiş. E, i̇ki basamaklı en küçük sayı olan 10'u verirsek x'e. Burası çift sayıdır. Onu karşıya attığımızda tek sayı gelir. Y'ye tam sayı veremeyiz. O zaman x'e tek sayı vermemiz gerekiyor ki tek sayı çifti topladığımızda tek sayı gelmiş olsun. X'e en az 11 verebiliriz. 11 verdiğimizde buranın 62 olması gerekir. Y değerimizin de 62 bölü 2'den 31 gelmesi gerekir. Diyelim ki x'e 11 değil de 12'yi zaten veremeyeceğimizi söylemiştik çift sayı olduğu için. 13 vermiş olsaydık. Bu sefer bura 60 olmalıydı. 60 bölü 2'den y'nin 30 gelmesi gerekirdi. Bakın bu durumda x ile y'nin toplamı 11 artı 31'den 42 yapıyor. Burada 13 artı 30'dan 43 yapıyor. Yani toplam artıyor. Biz toplamın minimum kalmasını istiyoruz. Demek ki kullanmamız gereken sayı burada 11'dir. x'e 11 verdik arkadaşlar. y'miz 31 geldi. Kalas sayımız ikisinin toplamının bir fazlasıydı. 11 artı 31 42 yaptı. Bir daha eklersek toplamda minimum 43 kalas kullanabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.